FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması yeniden alevlendi. CHP'nin bu konuda meclis komisyonu kurulması teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parlamentonun içinde veya herhangi bir siyasi partide, AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla tepkisi gelmişti. Görevinin bilincinde adımını atacak. Erdoğan'ın sözlerine cevapsa CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay tarafından verildi. AK Parti'de bu tür adamlar var mı? Varsa hadi ispatla. Birinci delil, birinci ispat. Tarih 15.06.2012. Yer, Türk Telekom Arena İstanbul. Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtemelen çoğunu kaldırmışlardır ama birçok internet sitesinde, YouTube'da bulunabilir, Fethullah Gülen'e övgü ve davet konuşması. Yer Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya, 2011 olması lazım. İşte gidilmiş Pensilvanya'ya terör örgütü lideriyle görüşülmüş, hatıra fotoğrafı çektirilmiş. Bu fotoğrafın öncesinde terör örgütü liderinin önünde adeta secde edecek şekilde pozisyon alan AK Partili yöneticiler var. Bu da ikinci delil. MİT Genelkurmay'a FETÖ'cülüğünü belgeleyen bir rapor gönderiyor. Kimin hakkında? Metin İğril hakkında. Ne zaman? Darbeden önce. Ama aynı Metin İğril, MİT'in gönderdiği bu rapordan sonra Ağustos tarih Ankara, yer Yüksek Askeri Şura Salonu, Ağustos 2015. Metin İğril, EDOK, Eğitim Doktrin Komutanlığı'na atanıyor. Siyasi ayak, siyasi ayak soruyor ya Sayın Bahçeli. Metin İğdil'in Eğitim Doktrin Komutanlığı'na atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi ayak odur. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Bütün ayaklarla ilgili işte yargı, işte asker, emniyet vesaire hangi ayakla ilgili olursa olsun bütün mücadele sürecini bahsettiğim gibi emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de aynı şekilde siyasi ayakla ilgili de kurumlarımız yürütüyor. Emniyet ve yargı kurumlarımız.